Alişan, evlatları Burak, Eliz ve yeğenleri Ceyhan ve Eşan'la Bebek Parkı'nda güzel havanın tadını çıkardı. Kuzenlerin piknik keyfinin ardından kamera karşısına geçen Alişan, bayram tatili planlarını paylaştı. Biz bayramda hep birlikte... Mısır'a gidiyoruz. Nereye? Mısır'a mı gidiyorsun? Başka da evet, Mısır istedi. Tatil mi? Evet, bir 4 gün gideceğiz. Çekişmeli şampiyonluk mücadelesi sürerken Fenerbahçeli Alişan ve Galatasaraylı Şahan Gökbakar arasında da gerilim tırmandı. İki taraftar arasındaki son durumu Alişan paylaştı. Fenerbahçe'nin Avrupa Kupası'nda Fenerbahçe ve Beşiktaş birimiz 6 birimiz 5 yemiştik ya. Evet. O gece o alay edercesine bir şey paylaşmıştık. Ben de ondan sonra ona hep devamlı paylaşım yapmaya başladım. O benden engelli, ben onu engelledim. Hep birlikte engelledik birbirimizi. Hatice Şendil oğlu Can'la Bebek'te kameralara yansıdı. Okuldan çıktık, eve gidiyoruz. Nasıl gidiyor okul? Yolunda her şey. Çok teşekkür ederim. Önümüzde bayram var mı, bir tatil planı? Herhangi bir tatil planımız yok. Çok çok mersi. Hatice Şendil'le ilgili manşetlerden düşmeyen haberse 40 yaşındayken 20'liklere taş çıkaran fiziğiydi. Burak Sağyaşar'la mutlu evliliğiyle olduğu kadar güzelliğiyle de dikkatleri çeken Hatice Şendil iddia o ki 4 ayda tam 20 kilo verdi. Hatta diyet listesi boy boy her yerde paylaşılırken ünlü oyuncudan cevap gecikmedi. Konuşuluyor. Nedir bunun sırrı? Evet ya, sosyal medyayı çok sık kullanıyorsunuz ya, öyle yorumlar da yapılıyor. Hani Hatice Şendil diyeti diye bir diyet plan çıkardılar. Başrollerini Ahsen Eroğlu ile paylaştığı Başlangıçlar filmiyle festival heyecanı saran Hazal Subaşı kameralar karşısındaydı. Şimdi festival sürecimiz var. Nisan'ın sonuna doğru İstanbul'da bir festivale katılıyor filmimiz. Mutluyuz. Onun sürecine hazırlanıyoruz şu anda. Onun sonrasında da işte işten sonra bir dinlenme arama oldu. Şimdi Eylül için ilerlediğim bir iş var. İnşallah Eylül'de tekrar televizyonda olacağım. Bayram gitgide yaklaşırken güzel oyuncunun tatil planları konusunda kafası karışıktı. Bir İzmir'e gidip geleceğim. Ondan sonrasında bir Kapadokya'ya gidip geleceğim tekrar. Geçen aylarda da gitmiştim. Yurt dışına da gitmek istiyorum ama bakalım, biraz da işlere göre, iş görüşmelerine göre o değişiyor. Musa Uzunlar Bebek'te bir anda kameraları karşısında görünce panik havasına büründü. Gergin halleriyle dikkat çeken ünlü oyuncu soruları cevapsız bırakarak koşar adım uzaklaştı. Musa Bey nasılsınız? Biraz konuşsaydık. Geçmiş olsun dedim. Elinizde de bir hastane şeyleri var ama evrakları var. Önemli bir şeyiniz yoktur inşallah. Nasılsınız? Biraz konuşsaydık Musa Bey. Berk Oktay'la 2022 yılında nikah masasına oturan Yıldız Çağrı Atiksoy, kızına kavuşmak için gün sayarken Baby Shower Partisi düzenledi. Hayatını güzelleştiren kadınlar, burada olan ve olmayan tüm kadınlar, sizi çok seviyorum. Sizi de hayatımı paylaştığınız için, her anıma şahit olduğunuz için, iyi kötü, çok teşekkür ediyorum yanımda olduğunuz için. Ailelerinin ve yakın dostlarının katıldığı partiye Yıldız Çağrı Atiksoy, pembe elbisesi ve renkli makyajıyla dikkat çekerken, aynı zamanda 38. yaşını da kutladı. Bir kul var ki mumları takımımızın içine koyacağım. Her düzlediğim mumda kızım ve ailemle birlikte, eşimle birlikte, ailemle, annemle, babamla ve sizlerle birlikte olmak. İyi ki varsınız. Teşekkür ederim. İyi ki doğdun Çağrı. Korku ve gerilim türündeki geçmişten kalan filmi sete çıktı. Magazin hattı Sarıyer'de set ziyaretine çıktı. Muhabirimiz Onur Üçkarışoğlu'nu karşılayan filmin başrol oyuncusu Can Güreler. Benim de hayatımda ilk defa tecrübe ettiğim bir rol. Biraz da pislik bir karakteri canlandırıyorum aslında. Çok da spoiler vermek istemiyorum anlatırken ama oynadığım karakter çok sevilecek bir tip olduğunu düşünmüyorum. Hatta bayağı sevilmeyecek ama benim bunu oynamam açısından benim için güzel bir tecrübeydi. Ben mutlu oldum oynarken. Can Güreler öyle kötü bir karakteri canlandırdı ki filmdeki rolünün gerçek hayatına etki etmesinden dolayı korku içindeydi. Yani öncelikle filmi izledikten sonra boşanmayız diye umut ediyorum. Her şeyden önce. Çünkü ben de beklemiyordum. Böyle roller de gelmez gelmez tam bu düğün arifesinde gelir. Biraz öyle oldu bana da. Bir yandan yeni film heyecanında olan Can Güreler, bir diğer taraftan sevgilisi Nazlıcan Ela ile evlilik yolunda ilk adımı attı. Ben de bir nişan hazırlığındayım işte. Bir ay sonra nişanım var. Biz de Marmaris tarafında nişanlanmayı planlıyoruz. Çok heyecanlı bir süreçti zaten. O heyecan yetmezmiş gibi bir de korkalım dedik biraz. Can Güreler'in ardından keyifli sohbet filmde eşini canlandıran Nilay Deniz'le devam etti. Hamile bir kadının hayatında gelişen olaylar diyelim.
Sonra ne olacağıyla alakalı çok bir detay veremem. Çünkü tamamen bunun üzerine dönüyor aslında olay. Partneri gibi ilk kez bir korku filminde rol alan Nilay Deniz tecrübelerini de paylaştı. Hiçbir korku filmi deneyimim olmadığı için daha önce benim için farklıydı. Hepimiz için öyleydi aslında. Arkadaşlarımın da öyleydi. Biz nasıl olacak acaba diye zaten merakla gittik. Ve gerçekten makyaj yapılmış arkadaşımız yanımızda yemek yiyor. Bir süre sonra hiç farkında değiliz ama insanlar garip garip Allah Allah falan oluyoruz. Alıştık bir süre sonra. Ünlü oyuncununsa bir süredir yanında kimse yok. Kalbinde kimse yok. Yalnızlar rıhtımında salınırken gözlerimiz yosun tuttu adeta. Yosun tuttu gözlerim yalnızlar rıhtımında. Nilay Deniz 2017 yılında evlendiği Erçin Karabulut'tan 4 yıl önce boşanmıştı. Rüya gibi başlayan evliliğin bitme nedenlerini de ilk kez anlattı ünlü oyuncu. Şöyle söyleyebilirim ya, fikirler insanlar da çok değişebiliyor. Fikirler zaten çok çabuk değişebiliyor. Evet sevgi baki ama insanlar gerçekten bugün uyandığım kişi olmuyorum yarın. Ya da karşımızdaki öyle. Saygı duymak lazım. Olmuyorsa da zorlamamak lazım, kırmamak lazım, dökmemek lazım. En iyi yolu ayrılmaksa tabii ki de böyle olmalı. Yalnızlığının ne zaman sonu gelecek derken Nilay Deniz yeni tutkusunu anlattı. Yalnız değilim aslında, biliyor musun? Son 2 senedir ben çok sosyalim. Bunun yanında farklı yönlerimi keşfettim sosyal anlamda. Kitesurf keşfettim mesela. Hayatıma o girdi ve onsuz adım atmıyorum artık diyebilirim. Yönetmen Tolga Örneğin 6 farklı Aziz Nesin öyküsünden uyarladığı Mucize Aynalar filminin galasında oyuncular heyecanlarını paylaşmak için kamera karşısına geçti. Filmden de daha önemli olan Aziz Nesin'i anmak, ona şükranlarımızı sunmak için buradayız. Cengiz Bozkurt'un yeni filmle amacı Türk Edebiyatı'nın en önemli ve en değerli yazarları arasında yer alan Aziz Nesin'i yeni kuşaklara tanıtmaktı. Türk insanını son derece iyi tanıyan, mizahi yönlerini ortaya çıkaran, nükteden bir dille bunu anlatabilen hem oyun yazarı hem şair hem yazar, düşünür, inanılmaz bir fikir adamı gerçekten. Böyle bir insanı maalesef son yıllarda unuttuk, unutturuldu. Bizim için bu projenin en heyecan verici kısmı, yani Aziz Nesin'i eski nesillere tekrardan hatırlatmak, şu anda bilmeyen nesillere de onu tanıtmak. Şebnem Bozoklu, Mucize Aynalar'la hayatında bir istisna yaptığını açıkladı. Ben galalardan önce filmlerimi hiç izlemem. Ama ilk defa hayatımda bu filmi galasından önce gördüm. Seyirciyi çok güzel bir film bekliyor. Bunu söylemek istiyorum. Çok gülecekleri, gerçekten çok yakın hissedecekleri, çok samimi ve kurgusuyla, ya temizliğiyle çok şık, çok çağdaş bir film bekliyor seyirciyi. Boran Kuzum tarzıyla magazin dünyasının en stil beyefendilerinden. Yakışıklı oyuncunun gala tarzının çok konuşulacağı gazeteci arkadaşımızın heyecanından belliydi. Öncelikle tarzınız çok konuşulacak gibi söyleyelim. Kumaş pantolonun üzerine kot çekelim. Sana gelince böyle oldu oğlum, ne oldu bu? Tolga Bey'den taşıyorduk, yorumluyor Tolga Bey, nasıl buldunuz? Adam taşıyor, taşıyabiliyor. Evet. Öncelikle biz senin bu güzel enerjin için çok teşekkür ederiz. Evet ya, valla. Evet ya, seni alkış istiyordum. Usta oyuncu Zerrin Sümer ise Mucize Aynalar'la kahkaha garantisi verdi. Bir kere okumadım çocuklar, 3 kere okudum. Her okuyuşumda güldüm. Sonra dedim ki sen deli misin kızım, 3 kere okuduğum şeyi niye gülüyorsun? Ümit ediyorum muhakkak daha fazla gideceğim içeride. Ben bu yaptığımız işten çok gurur duyuyorum. Geçtiğimiz günlerde geri giderken duran arabaya çarpan Gökçe Bahadır'ın o anları da kayıtlara geçmişti. Komik, çok komik yakalandık. Evet, çok tam bir nazarlık oldu. Gerçekten komik yakalandık yani. Bir diğer taraftan başrollerini Selahattin Paşalı, Barış Falay ve Merve Dizdar'la paylaştığı Ömer dizisinin final kararı aldığı iddiaları yankılanırken Gökçe Bahadır haberi doğruladı. Evet evet doğru. İşte zaten bu sezon artık final yapacaktı. Doğru. Mayıs ayında final yapacak. Doğru yani. Sevilen dizi 54. bölümle finale gitmeye hazırlanırken reyting kurbanı mı olduğu sorusuna da cevap arandı. Aslında evet, bu sezon sonu biteceği zaten konuşuluyordu. Çünkü hikayesi de bu kadardı aslında. Bitmişti. Evet, bu arada reytinglerde de zaten düşüş oldu. Evet. Bu da bir gerçek. Reyting daha farklı ilerleseydi nasıl bir yol izlenirdi onu bilmiyorum. Ama normal şartlarda hepimizin bildiği bu sezon sonu biteceğiydi. Ah canım, beni de düşünür. Korkma ya, söyle. Beğendiğin biri var mı? Delirmem, merak etme. Yani. Ne yani? Düşüneceğim biraz.
Biliyorsun bu işler öyle hemen aceleye gelmez. Kadıköy'ün arka sokaklarında neler oluyor? Bir set aşkı daha gerçek mi oluyor? Hudutsuz Sevda'nın sevilen oyuncuları Hayal Köseoğlu ve Burak Sevinç kafaları nasıl karıştırdı? Az sonra...